Son silent sayfa 2-2. Sayfa 1-2. Bildirim gölgesi. Silent recorder 11.40. Silent recorder. Ekran kaydı devam ediyor. Durdurmak için. Herkese merhaba millet. Bugünkü konumuz çok farklı olacak. Dünkü videolarda anlatmıştım bu konuyu ama ekran kaydedicisi tuhaf sorunlar gösterdiği için ses çıkmamış. Ben de sadece videoların altına açıklama yazarak sorunu telafi etmeye çalışmıştım ama bu sorunun bu şekilde giderilmeyeceğini anlayınca daha açık bir biçimde sorunsuz video kaydı yapmak istedim. Ve şu anda o kaydı yapıyorum. Konumuz Vocalizer Expressive 1.1.1 ve 2.2.2 sesleri. Yani 1.1.1, 2.2.2 sesleri. Ben yeni bir uygulama buldum. Bunu Hindistanlı bir eleman yapmış. Uygulama kompakt sesler üzerine programlanmış. Yani Vocalizer'in kompakt versiyonlu seslerini çalıştırıyor. Uygulamanın dosya sisteminin içinde isteyen kompakt sesinin 1.1.1 versiyonunu, isteyen 2.2.2 versiyonunu kullanıyor. Ben şöyle yaptım. Programı indirdikten sonra Türkçeleştirmesini yaptım. Türkçeleştirmesini yaptıktan sonra Yelda sentezleyicisinin kompakt versiyonunun 1.1.1 versiyonunu içine attım. Cem sentezleyicisinin kompakt versiyonunun 1.1.1 versiyonu ses kalitesi bakımından çok kötü olduğu için Cem sentezleyicisinin 2.2.2 versiyonunu attım programın içine. Yani Yelda 1.1.1, Cem 2.2.2 olarak şu an çalışıyor. Uygulamada hiçbir kusur yok. Sadece çok nadir, ayda yılda hatta asırda bir diyebileceğimiz bir düzeyde durduruldu hatası veriyor. Ondan da bir şey olmaz. Şimdi geçelim uygulamaya. Bildirim gölgesi. Voice Assistant. Görmen. 1.6.17 öğeleri gösteriliyor. Şu anda Loquendo TTS konuşuyor. Voice Assistant açık. Girelim şuraya. Voice Assistant. Silen Recorder bildirimi. Ayarlar tuşu. Ayarlar. Voice Assistant ayarları. 1.8.20 öğeleri gösteriliyor. Metinden sese. Metinden sesi 1.11.14 öğeleri gösteriliyor. Bu uygulamada yine Vocalizer metin okuma diye geçiyor. Vocalizer metin okuma. Play Store'daki Vocalizer metin okuma kadar çok fazla özelliği yok ama önemli olan ses sentezleyicileri ki onlar da burada harika. Uyarı dikkat. Güzel bir biçimde çalışıyor. Açıklamamızı dinleyelim. Dikkat. Bu konuşma sentez motoru, şifreler, kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler dahil tüm konuşmaları toplayabilir. Devam. İptal tuşu. İptal tuşu. Tamam tuşu. Vot metinden sese. 1.11.14 öğeleri gösteriliyor. Evet, şu anda Cem sentezleyicisinin 2.2.2 kompakt versiyonu konuşuyor. Yukarı git tuşu. Metinden sese. Şöyle soracak olanlar olursa hemen söyleyeyim. Ben bunun içine prosesleri atsam çalışır mı? Çalışır ama bu defa da prosesler kompakt seslerin çalışmasını engeller. Yani burada Cem ve Yelda olarak görünür. Ama seçtiğiniz zaman bu defa prosesler çalışır. Kompakt seslerin çalışmasını engeller. Tercihli TTS motoru, üst bilgi. Evet, bakıyoruz. Hiçbir farklılık yok, hiçbir şey yok. Samsung metinden konuşmaya motoru. Hatta eskisinden de güzel. Seçmek için çift dokun. Google metin konuşma motoru. Ayarlarına da bakacağız birazdan. 8 tane ayarı var ama önemli olan dediğim gibi ses sentezleyicileri ki onlar da zaten şu an için harika. Acapella TTS, Loquendo TTS, Vocalizer ses motoru.
Vocalizer metin okuma. Şimdi kaydıralım. 6-14-14 öğeleri gösteriliyor. Konuşma hızı. Genel, üst bilgi. Konuşma hızı. Kaydırıcı, %15. Ses perdesi. Kaydırıcı, %20. Aynen. Konuşma hızını sıfırla, metnin sesli paragraf öğe boyu. Karakter öğe, ses perdesini sıfırla, metnin sesli okunduğu perdeyi, varsayılan ayara sıfırlayın. Bir örnek dinleyin, ses sentezinin kısa sunumunu oynat. Bir örnek dinleyin kısmına bastığımız zaman. Bu, Türkçe dilinde seslendirilen bir vocalizer metin okuma örneğidir. Yani Play Store'daki vocalizer metin okumanın ses örneğine yakın bir şey söylüyor. Bu, Türkçe dilinde seslendirilen bir vocalizer metin okuma örneğidir. Bu, Türkçe dilinde seslendirilen bir vocalizer metin okuma örneğidir diyor. Hemen. Genel, üst bil, metinden capital M. Ayarlar. 1-3-3 evet. Öğeleri gösteriliyor. Üstelik uygulamanın iç dizaynı da çok şık bir tasarıma sahip yani. Şu an girelim. Vocalizer metin okuma ayarları. Göreceksiniz zaten. Vocalizer ekspresive, metinden konuşmaya, TTS, motoru, ayarları. Evet. Vocalizer ekspresive, metinden konuşmaya, TTS, motoru, ayarları. Arkadaşlar bu arada ekran kaydı yaptığım programın ses hacmi çok yeterli değil. Eğer Cem sentezleyicisi siz bu videoyu izlerken kayıtta ağzında poşet varmış gibi konuşuyorsa şayet hani uygulamayı kötü bilmeyin, Cem sentezleyicisiyle ilgisi yok. Zaten ben bu videonun altına link de vereceğim. Bunu indirdiğiniz zaman ses kalitesinin ne seviyede olduğuna kendiniz karar verirsiniz ama hani dediğim gibi bu ekran kaydı yaptığım programın ses hacmi çok yeterli değil. Yeterli olmadığı için Cem sentezleyicisi ağzında poşet varmış gibi konuşabilir. Yani böyle bir sorun gerçekleşebilir de gerçekleşmeyebilir de. Ama gerçekleşirse bilin ki bunun Cem sentezleyicisiyle alakası yok. Tamamen uygulamadan gelen bir hatadır. Neyse şimdi geçelim. Ses yüksekliğini ayarla. 91. Evet. Seçmek için çift dokun. 91 olarak ayarladım. Çünkü %100 yaparsam Yelda sentezleyicisinin sesi çok güzel oluyor. Ama bu defa gerçekten Cem ağzında poşet varmış gibi dolu dolu konuşuyor. O yüzden 91 olarak yaptım burayı. Böyle yaptığım zaman hem Yelda sentezleyicisinin sesi çok iyi oluyor. Hem Cem sentezleyicisi bas yapmadan, yüksek sesli ama ağzında poşet varmış gibi olmadan konuşuyor. Varsayılan konuşma hızını ayarlayın. 100,0 yüzde. Varsayılan ton ayarı 105,0 yüzde. Yine burada seçmek için çift dokun. Ses seviyesi, konuşma hızı ve ton ayarını belirleyebilirsiniz. Ya bence bu hani siz ne düşünürsünüz bilmem ama inanılmaz bir şey. Yani kompakt sesleri çalıştıran bir uygulamayı ilk defa gördüm. Yani bunu başka insanlar da yapmıştı. Engelsiz Android Türkiye grubu da yapmıştı ama bunların yaptıkları hiçbir uygulama şu anki içinde bulunduğumuz uygulamaya kadar hiçbir uygulama kompakt sesleri çalıştırmıyordu. Ses veri dosyaları storage emulated -0 vocalizer -2 TTS. Evet. Seçmek için çift dokun. Ses veri dosyalarını nerede olduğunu söylüyor. Vocalizer -2 TTS. Log yazmayı etkinleştir. Hayır, işaret kutusu seçili değil. Bunu seçersek seçildi. 1-8-8 öğeleri gösteriliyor. Log yazmayı etkinleştir. Evet, işaret kutusu seçildi. Log yazacakmış gibi yani günlük hata günlüğü, hata ve telaffuz günlüğü tutacakmış gibi duruyor ama seçili değil. Tutmuyor tabii. Burası yine boş bir seçenek. Bunu seçseniz de olur, seçmeseniz de olur. Şimdi gelelim bizi en çok ilgilendiren konuya. Dil ve ses ayarları, üst bilgi. Dil ve ses ayarları başlığı altındaki. Türkçe, Cem Compact, Türkçe, Tur, Cem Compact, Embedded Compact, 22. Bu
Seçmek için çift dokun. Cem'i biliyorsunuz. Bunun geliştirilmiş versiyonu. Daha önce de söylediğim. Geliştirilmiş diyorum. 2.2.2 versiyonu. Ama Yelda'nın 1.1.1 versiyonunu bu uygulamada duyunca oldukça şaşıracaksınız. Gerçekten çok güzel. Uyarı: bu dil için tercih ettiğiniz sesi seçin. 1-2-2 öğeleri gösteriliyor. Ha, bir de şöyle bir şey var. Ben bunu bu şekilde ayarladım. Hani Cem 2.2.2, Yelda 1.1.1 olarak ayarladım ama bu şu demek değil. Ya işte ben ne istersem o olur. Ben nasıl ayarlarsam ayarlarım. Benim verdiğim dosyayı kullanmak zorundalar gibisinden değil. Hani ben böyle tercih ettiğim için ayarladım ama iki sentezleyici içinde Vocalizer Express'i ve 2.2.2 veya 1.1.1 sentezleyicilerinin her ikisini aynı anda tercih edecek olanlar varsa onlara da buradan hani bir şeyler yaparız, gönderirim yani. İstedikleri ses verisini içine atarlar. Bu dil için tercih ettiğiniz sesi seçin. Cem Compact, Embedded Compact EX çizgi 22, Yelda Unknown 22, seçili değil. Geçiş. Vocalizer Express'i ve metinden konuşmaya Evet. TTS motoru ayarları. 1.8.8 öğeleri gösteriliyor. Bildiğimiz iOS 7'deki VoiceOver programının içinde bulunan Yelda sesi ki Apple o sentezleyicinin tabiri caizse ağzına etmişti. Vocalizer Express'i ve metinden konuşmaya TTS motoru ayarları. Ama Apple'ın müdahalesi olmadan saf haliyle kalan Yelda sentezleyicisi gerçekten çok güzel. Ses yüksekliğini ayarla 91. Varsayılan konuşma hızını ayarlayın 100,0%. Aynı bildiğiniz Seçmek için NVDA'da çift veya dokun. iOS 7'de kullandığınız Yelda sesinin tıpatıp aynısı. Varsayılan ton ayarı 105,0%. Ses veri dosyaları Story Cemula TD çizgi 0 EX çizgi Vocalizer eksi 2 TTS. Bunun birazdan Seçmek için çift dokun. nasıl kurulacağını, içindeki ses verilerini nasıl değiştirilebileceğini tarif edeceğim. Log yazmayı etkinleştir. Hayır, işaret kutusu seçili değil. Bunu seçerseniz Seçmek için çift dokun. log yazmayı etkinleştir başlığının altındaki hayır ibaresi evet oluyor ama bu boş bir seçenek. Log falan tuttuğu yok yani bunun. Bunu seçseniz de olur, seçmeseniz de olur. Dil ve ses ayarları üst bilgi. Bu arada Cem'in isminin yanında kompakt diye gösteriyor. Yelda'nın isminin yanında da unknown yani bilinmeyen diye gösteriyor. O bilinmeyen ses kalitesi diye görmesi çok önemli değil. Önemli olan Capital sentezleyici D, Denizli. ses motoru tarafından okunup okunmadığına bakmamız lazım ki bu da şu anda burada çalıştığı için çok sorun değil yani. Türkçe, Cem Compact, Embedded Compact EX çizgi 22. Türkçe, Tur, Yelda Unknown 22. Evet, ayarlar bu şekildeydi. Ayarlar. Metinden sese. Konuşma hızını sıfırla. Metnin sesli okunduğu hızı varsayılan ayara sıfırlayın. Ses perdesini sıfırla. Metnin sesli okunduğu perdeyi varsayılan ayara sıfırlayın. Bir örnek dinleyin. Ses sentezinin kısa sunumunu oynat. Bu, Türkçe dilinde seslendirilen bir vocalizer metin okuma örneğidir. Bu, Türkçe dilinde seslendirilen bir vocalizer metin okuma örneğidir. Bu şekilde. Varsayılan dil durumu, Türkçe, Türkiye, tamamen destekleniyor. Sorunsuz çalışıyor. Son görmek sayfa 1 ikinci. Böyle ilginç ama çok güzel bir uygulama. Google Classroom. Biraz metin okutturalım buna ve ondan sonra nasıl kurulduğunu tarif edeyim. Aşağı yukarı biliyorsunuzdur ama bunda birazcık farklılıklar var. O yüzden yine de anlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Microsoft Apps Classroom. Ayarlar. Chrome. Dosyalarım. E-posta. Galaxy Store. Galeri.
Kamera. Dosyalarım. Samsung Her. Dosyalarım. 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 Şimdi gelelim nasıl kurulduğuna ve içindeki ses verilerinin nasıl özelleştirildiğine. Dahili depolama 12,14 GB 20 klasör Vocalizer -2 TTS Vocalizer -2 TTS öğesine gitmek için çift dokunun 0155 öğeleri gösteriliyor. Şimdi buraya girdiğimiz zaman 5 tane öğe var. Şurada klasör SYNTH modules SYNTH modules öğesine gitmek için çift dokunun 0 öge 26 Temmuz 1.21. Sentezleyici modelleri var ya, böyle bir klasör var. Virgül celeme dat 3,03 megabayt 26 Temmuz 1.21. 1. Şimdi bu Vocalizer X2 TTS klasörüne girdiğimiz zaman sentezleyici modelleri klasörünün altındaki şu öğeleri virgül lidat 0,97 megabayt virgül SYNTH MEDF XTB 3F 22. dat 20 virgül SYS DCT dat 110 KB 26 Temmuz 1.21. Hiçbir biçimde ellemiyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Klasör, Vocalizer -2 TTS, Voca liste görünümü, 5 öğelerini gösteriyor. Buradaki sentezleyici, 1-5-5 öğeleri gösteriliyor. Buradaki sentezleyici klasörüne girdiğimiz zaman, yani Vocalizer X2 TTS klasörüne girdiğimiz zaman, bu klasörün ana dizinindeki şu dosyaları, virgül celeme dat 3,03 megabayt, virgül lig dat 0,97 megabayt, virgül SYNTH MEDF XTB 3F 22. dat, virgül SYS DCT dat 110 KB 26 Temmuz 1.21. 1. Hiçbir biçimde ellemiyorsunuz. Bunları taşırsanız, başka yerlere kopyalarsanız veya silerseniz ses motoru çalışmaz. Yani ne yaparsanız yapın, hiçbir biçimde çalışmaz ve ilginç bir biçimde bu alt dizindeki dosyalara dokunduğunuz zaman ses motoru sadece proseslerini çalıştırabilecek bir hale dönüşüyor ve onu zaten her uygulamada görmüştük. Proseslerini çalıştırması çok bir mana ifade etmiyor. Önemli olan kompakt sesleri, ki onların da çalıştırılabilmesi için bu uygulama tarafından, bu sentezleyici motoru tarafından okunup çalıştırılabilmesi için bu alt dizindeki dosyaların ellenmemesi lazım. Bizim işimiz şununla, şu klasörün içindekiyle. Klasör, SYNTH modules, liste görünümü, SYNTH modules. Sentezleyici modelleri. Buraya giriyoruz. Burada istediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Ama bir adım önceki alt dizinde bulunan dosyaları ellemiyorsunuz. Klasör, TRT, list, klasör, speech, speech, klasör ve öğesine liste görünümü, iki öğelerini gösteriyor. Evet. 1-2-2 öğeleri gösteriliyor. Virgül ve pipeline TRT Cem 22 embedded compact 1-0-1 HDR 3,36 KB 26 Temmuz 1.21. Bu compact Cem sentezleyicisinin 2.2 versiyonuna ait olan bir dosya. Virgül ve pipeline TRT Yelda 22 bet 3. HDR 2,63 KB 26 Temmuz 1.21. Bu da Yelda ile alakalı bir dosya. Şimdi geri çıkıyoruz. Klasör 1-2-2 öğeleri 1-4-4 öğeleri gösteriliyor. Buralar bu şekilde böyle. Virgül CLC TRT CFG 3. dat 1,06 megabayt 26 Temmuz 1.21. Ben düzenledim buraları kendime göre ama dediğim gibi ayrı ayrı, yok ben işte 1.1 seslerini istemiyorum, 2.2 seslerini kullanacağım diyenler olursa elimde ses veri dosyaları var. Onlara buradan atarım, yani videonun altındaki yorumlar kısmına link veririm, oradan indirirler. Virgül CLC TRT Yelda CFG 3. dat 16,40 KB 26 TEM virgül Select Yelda BET 3F 22. dat 737 KB 26 Temmuz 1.21 virgül TRT CEM Embedded Compact 1.0 dat 7,07 MB 26 Temmuz 1.21 1 klasör SYNTH modules, SYNTH modu 1-1 öğe gösteriliyor. Şimdi bu Vocalizer X2 TTS klasörüne girdiğimiz zaman
alt dizindeki dosyaları ellemiyoruz. Şuradaki klasör TRT TRT öğesine gitmek için çift dokunun 0 öge 26 Temmuz 1-21. Sentezleyici modelleri klasörünün içindeki TRT klasörünü silip değiştirip kendi istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Yani bunu buradan silip tümden 1.1 veya tümden 2.2 seslerini kurabilirsiniz. Birine 1.1, birine 2.2, yani Cem'e 1.1, Yelda'ya 2.2 ya da tam tersine Yelda'ya 2.2, Cem sentezleyicisine 1.1 olarak versiyon değiştirme işlemi yapabilirsiniz. Yani uygulama üzerinde sentezleyici değiştirmek istiyorsanız sizin yapmanız gereken şey sentezleyici modelleri klasörünün içindeki TRT klasörüyle ilgilenmek. Onun dışındaki hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Donanım tuşu. Son. Sayfa 1 ikinci. Bu şekilde. YouTube 2 yeni öğe. WhatsApp 3 yeni öğe. Bir de biz buna son olarak. Bildirim gölgesi. Voice Assistant. Voice Assistant. Erişebilirlik ayarlarına gitmek için dokunun. Görme. Görme. Voice Assistant açık. 1.6.17 öğeleri gösteriliyor. Ekran okuyucusunun menülerini okutalım. Voice Assistant. Sesli geri bildirim verin. Örneğin, her ekranda nelerle etkileşim kurabileceğinizi duyun. Seçmek ve ne olduklarını duymak için öğelere dokunun. İlgili işlemi gerçekleştirmek için bir öğeye çift dokunun. İki parmağınızla kaydırın. Voice Assistant. Açık, anahtar. Yukarı git tuşu. Ayarlar tuşu. Voice Assistant ayarları. 1.8.20 öğeleri gösteriliyor. Şu anda ekran okuyucusunun menülerini okutacağım. Metinden sese bölümüne tekrar bir uğrarım. Programın iç dizaynını, tasarımını gösterebilmek için. Yukarı git tuşu. Voice Assistant ayarları. Konuşma ses seviyesi, medya ses düzeyini eşleştir. Metinden sese. Ses perdesi değişiklikleri, klavye ile metin girerken farklı bir ses perdesi kullanmak için sesli geri bildirim ayarlayın. Açık, anahtar. Klavye girişini yüksek sesle oku, sadece ekran klavyesi. Ekran kapalıyken konuş, ekran kapalıyken bildirimleri yüksek sesle okur. Açık, anahtar. Yakınlık sensörüyle sesleri kapat. Yakınlık sensörü kapatıldığında sesli geri bildirimi sessiz al. Kapalı, anahtar. Sürekli okuma için sallayın. Çok zor. Arayan kimliğini sesli oku. Açık, anahtar. Fonetik alfabe. Harfleri yüksek sesle okurken harf ismi yerine fonetik alfabede karşılık gelen kelimeyi kullanın. Açık, anahtar. 8-15-20 öğeleri gösteriliyor. Seçmek için çift dokun. Kullanım ipuçları. Bir öğeye odaklanmak için kaydırırken kısa bir gecikmeden sonra kullanım ipuçlarını yüksek sesle okur. Açık, sesli geri bildirim, açık, anahtar. Konuşma sesine odaklan. Voice Assistant yüksek sesle okurken diğer seslerin düzeyini azaltır. Açık, anahtar. Seçmek için sesli geri bildirim ses düzeyi, medya ses düzeyini eşleştir. Büyük imleç, açık, imleç rengi, kırmızı. Geri ve donanım tuşu geri bildirimi, basılan tuşun adını yüksek sesle okur. Tuşu kullanmak için çift basın, açık, anahtar. Hızlı menü, 3 parmağınızla sola veya sağa kaydırdığınızda gösterilecek işlevleri ve ayarları seçin. Özel etiketleri yönet. Durum çubuğu bilgileri. 2 parmağınızla 3 kez dokunduğunuzda durum çubuğundan sesli okunacak göstergeleri seçin. Geliştirici seçenekleri. Evet. Geliştirici seçenekleri. Son öğe. Böyle. Seçmek için çift dokun. Arayan metinden sese. 1.9.20 öğeleri gösteriliyor. Metinden sese bölümüne girelim. Metinden sese. Metinden konuşma motoru ayarlarını açın tuşu. Ayarlar. Vocalizer metin okuma ayarları. Vocalizer ekspresive, metinden konuşmaya, TTS, motoru, ayarları. 1.8.8 öğeleri gösteriliyor.
Hocalizar Ekspresi ve metinden konuşmaya, TTS, motoru, ayarları. Ses yüksekliğini ayarla, 91. Varsayılan konuşma hızını ayarlayın, 100,0 yüzde. Varsayılan ton ayarı, 105,0 yüzde. Ses veri dosyaları, Storage Emulate Deit çizgi 0 Eit çizgi Hocalizar eksi 2 TTS. Log yazmayı etkinleştir. Hayır, işaret kutusu, seçili değil. Dil ve ses ayarları, üst bilgi. Türkçe, Jam Compact, Embedded Compact Eit çizgi 22. Türkçe, Tur, Yelda Unknown, 22. Uyarı: bu dil için tercih ettiğiniz sesi seçin. 1-2-2 öğeleri gösteriliyor. Bu dil için tercih ettiğiniz sesi seçin. Jam Compact, Embedded Compact Eit çizgi 22, seçili değil. Geçiş yapmak için çift dokun. Vocalizer Ekspresi ve metinden konuşmaya, TTS, motoru, ayarları. 1-8-8 öğeleri gösteriliyor. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Dediğim gibi ben bu videonun altına link bırakacağım, indirme bağlantısı. İsteyen girip indirebilir. Bir de bu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı beklerim videonun altında. Hani beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Böyle bir uygulama olsa da olur mu, olmasa da olur mu? Yoksa tam tersine böyle bir uygulamanın olması çok gerekli bir şey miydi? Bu uygulama hakkında ve benim derlediğim sesler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümüne bekliyorum. Kilit ekranı.